Merhaba abi. Boşuna getir mi? Çok hoşuma. Kardeşim benim ya. Allah razı olsun. Şanslı, onu çok iyi anlıyor. İyi oldu değil mi? Hani hoş mu? Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Adana'nın arka sokaklarında, Karasokum mahallesinde sokumcu Mehmet Usta'nın yanına geldik. Diyarbakır'da videolarını çok izlemiştim. Dedim ki Adana'ya gidince onun yanına hem uğrayacağım hem de kebabını yiyeceğim. O meşhur sokumu nasıl yapıyor? O kebabın tadı nasıl oluyor? Gelin, güzel bir video başlıyor. Hazırsanız sokumcu Mehmet Usta'ya gidiyoruz. Mehmet Usta merhaba, kolay gelsin. Merhaba, teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin abi? Allah razı olsun. Keyfin nasıl? Sizin de çok şükür. Mehmet Usta, diğer ismiyle namı diğer sokumcu Mehmet Usta'nın yanına geldik. Evet. Şimdi bu sokum işi nedir? Önce sen bana bahsedebilir misin? Valla sokum eski bizim yaşlı adamlarımız vardı. Evet. 70-80. Evet. Daha da gelirler diyor ki Mehmet yorulun bana bir tane sokum yap diyor. Evet. Sokum anlamı dürümdür. Dürümün anlamı da sokumdur. Şimdi biz bunu sokum dersek millet yanlış anlar. Yok. Evet. Adana'da bana bir sokum ver desem. Ben anlarım. Ama yeni nesil anlamaz. Ama bir tane ablam daha vardı, o bir tane öğretmen, emekli öğretmen. Falan evet. Abla. Evet. O da gelin ama dedi bana bir tane sokum yap diyor. O da gülerdi. Şakaya. Sen burada şimdi ne yapıyorsun Mehmet abi? Şimdi el kıyması yapacağım. Evet. Ve taze taze mi yapıyorsun sürekli tabii, Mehmet tabii. abi? Günlük günlük. Günlük yapıyorsun. Etin bittiği zaman da almıyorum. Yani illa bu görecek bu. Bu makine görecek bu. Zık. Mehmet Usta kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi? Abi 40 yıldan beri yapıyorum bu işi. 40 yıldır bu işi yapıyorsun. Evet, aynen öyledir. Şu an bize yaptığında Adana kebap yapıyorsun böyle. Evet, Adana kebap eski yapıyorum. Eski usul böyle tahtada zırhla yapıyorsun. Evet. Etim de bugün azdır. Sen bana bir şey söyledin, ben geldim, sen dedin ki bitmiş etim normalde. Ama ben senin için yine yapacağım dedin. Evet. Sen dedin ki bitince ben daha yapmıyorum dedin. Yok. Sabahla böyle yapıyoruz el kıymasını. Evet. Tamam mı? Evet. 3 kilo 4 kilo ne ihtiyacım varsa. Evet. Onu yapıyorum. Arkadaşlar geliyor. Evet. Yiyorlar, afiyetten çekip yiyorlar. Peki Mehmet Usta sabah kaçta açsın, akşam kaça kadar Mehmet Usta? 8'de açarız da 4-3 buçuğa kadar burada devam eder. Gördüğüm kadarıyla Mehmet Usta yerinde bu şekilde. Evet. Yerini bir göstereyim böyle. Evet evet. Kebapçı Mehmet Usta. Dükkan yok değil mi, böyle tezgah? Yok, tezgah. Şurada da aile yeri var, oturuyorlar, yiyorlar evet, bu şekilde. Evet. Seni bilen ne ile bilir Mehmet Usta? Adana kebabı ile mi biliyor yoksa sokumcu Mehmet olarak mı biliyor? Nasıl biliyor seni? Sokumcu da olabilir, Adana kebabı da olabilir. Evet. Fark etmez yani. Erken gelseydiniz et daha fazla çok olurdu. Evet. Anladım. Şimdi şu anda az. Evet. Zaten yalnız şöyle bir açıklama yapayım ben. Evet. Mehmet Usta diyor ki sabah sen gelseydin etin de çoktu. Evet. Evet. O zaman ben sana daha iyi gösterdim. Şu anda elimde bu kıyma kalmış. Bunu da evet. El kıyması çekiyorum. İçine... Mehmet Usta onun içine bir şey atıyor musun sen? Kapya falan biber atıyorsun. Ne atıyorsun içine? Biber. Biber değil mi? Şu ufak kırmızı biberler var ya. Tamam. Ondan katıyoruz. Burada da yeşilliklerin var. Evet, evet. Domatesin var. Aynen. Biberin var. Evet. Her şey böyle açık diyorsun. Evet, açık. Adana kebabının dışında başka ne yapıyorsun? Kuşbaşı var. Kuşbaşı var, ciğer evet. var. Ciğer de yapıyorsun. Evet. Evet, tabii. Diyorlar ki sokak arasındaki lezzet niye böyle tatlıdır, güzeldir böyle? Abi öyle abi taze taze hep çekiyorlar. Taze taze sunum yapıyorlar. Saplayıp bir şey yok. Diğer ustamız devraldı. Diğer ustamın işi vardı. O da benim yeğenim de yabancı. Aynen. O da senin yeğenin. Yeğenim. He. Evet. Sizin burada Adana kebabına ne diyorlarmış? Adana kebap diyorlar. Bize bir kıyma verdiler. Kıyma. He. He kıyma ha. Değil mi? Ekseri Adana kıyma şey. Aynen. Adana. Şimdi biz Diyarbakır'da bilmiyoruz bazı şeyi. Ne ben ama, şimdi Diyarbakır'a gitsem desem bana bir sokum ver desem. Ekseri Adana kıyma at diyor. Anladın mı baba? Evet. Kıyma. Kıyma at. Kıyma at. Anladım. Bazı adam diyorken gelip bize kıyma şey at diyor. Ne diyorsun? Dürüm kıyma at diyor. Ustam. Efendim, bir dürümde ne kadar kıyma bırakıyorsun, bir de bir porsiyon ne kadar bırakıyorsun? Bana söyleyebilir misin kardeşim? Esnaf olduğumuz için, esnafın içinde olduğumuz için. Evet. Şimdi ekonomik dürüm dediğimiz 25 liraya dürüm yapıyoruz. Evet. Bir kişilik servis isterse 30 liraya yapıyoruz. Bunun servisimiz 120 gram yapıyoruz. Tamam. Normal ekonomik isterse 100 gram. 100 gram isterse. Evet. Ama bu maliyetlerden kaynaklanan bir şey. Yoksa biz de tavsiye etmiyoruz ama. Her gün fiyat değişiyor. Evet, o maliyetlerden kaynaklanan bir şey oldu yani. Yani şu anda ben sana bir fiyat ver desem sana, yarın gelsen fiyat değişiyor. Yani vallahi o durum oldu, evet.
Yani fiyatlar sabit durmuyor. Seninle alakalı değil yani. Seninle alakası değil. Seninle alakalı değil. Bir isteriz ki esnaf yesin, bir isteriz ki esnafımız gelsin, yemeğini yesin. Mehmet Usta, tamam. Şimdi bu bir dürüm müdür yoksa bir porsiyon mudur bu? Bu iki şiş var ya. Bu dürümdür. Bir tane, iki tane şu an dürüm var karşımızda. Evet. Peki bir porsiyon nasıl oluyor? Porsiyonumuz... Evet, İki şiş oluyor değil mi? Yok. Bir kişilik böyle. Evet. Mehmet Usta. Ya baba. Ben sokum yemeğe geldim. Hoş evet. geldin. Bana bir sokum ver desem sen ne anlıyorsun abi? Ben kıyma anlarım. Yani ekmek arası evet. dürüm istiyoruz yani bu evet, şekilde. Evet evet. Tamam o zaman ben bir sokum alayım Mehmet Usta. Alayım baba. Eski usulle söyleyelim yani ya. Evet. Porsiyon vermem size. Bir sokum. Sadece bir bak, tane. Bu da servistir. O da servistir. Bu dürümdür. Evet bu bak dürümü göstereyim. Tamam. Bu servistir. Servisize verme. Ben bir sokum alayım Mehmet Usta. Tamam. Bana bir sokum ver. Tamam. Öyle diyeyim sana Mehmet Usta. Evet evet anladım. Oradan yağını böyle aldım Mehmet Usta. Evet. Mehmet Usta çift evet. lavaş değil de tek lavaş olsun. Kimsiz çift lavaş da yapıyor yok, biz tek lavaş. Bu şöyle mi istiyor? Heh aynen öyle bir. Ha aynen tamam. öyle. Etten tat alalım biliyorsun ekmek tabii, bastırmayalım tabii. bu şekilde. Bak şimdi az bir şey ateş gördüğü zaman. Hemen böyle kızardı. Bak görüyor musun? Yakından alıyorum sana. Of of of. Burası of. Şurası çiğ. Çiğ değil mi? Şurası da yavaş yavaş pişmeye başladı. Oo süper. Anladın mı? Süper süper. Bu ekmeğini ısıtıyorum. Ekmeği de ısıtıyorsun evet. böyle. Bu şekilde. Evet. Ebel abi servisimiz. Abi biz bir sokum yiyeceğiz ama ha. Mezeyi size ikram ettim. Sokuma da bu şekilde mi veriyorsun? Bu şekilde veririz, mi sen? Evet evet. Veririz veririz. Ne var burada abi? Adana usulü ezme. Burada bir yeşilimiz var abi. Tamam abi. Masada şurada atıyoruz bu şekilde. Mehmet Usta ne diyor arkadaşım biliyorsun? Diyor? Diyor ben lüks yerde yemektense burayı tercih ederim diyor. Doğru söylemiş. Doğru mu söylüyor diyorsun? Şimdi ben video çekerken arkadaşım bana dedi ki abi de, lüks mekana gitme. Senden ricam esnaf lokantasına git. Esnaflara git diyor. Lezzet orada diyor. Sen ne diyorsun bu işe Mehmet Usta? Ben de katılıyorum. Doğru söylüyorsun. Katılıyor musun bu işe? Evet aynen. Şimdi burası biraz açıkta salaş gibi görünüyor ama lezzet başka bir şey diyorlar yani ya. Açıkta bir şey var. Adana'nın insanı normalde Erdal abi salaş yeri ortamı sever ve biz şimdi el kıyması yapıyoruz. Evet abi. Şimdi yani bizim esnaf olduğu için yani bizim yile yapma gibi bir lüksümüz yok. Onun için biz devamlı esnafa hitap ettiğimiz için ne yapıyoruz? Daha güzel, acaba daha nasıl güzel yapabiliriz? Bir de uygun fiyata. Uygun. Uygundur abi 25 lira ya. Bir dürüm 25 lira. Evet. Evet. Vallahi yani, uygun. Tavuk döner 25 lira olmuş. O Erdal abi ne yapalım? Mecbur diyorsun. Evet. Erdal Bey yemek mi yiyecektin? Abi yok sokum yiyeceğim ben. Evet, sokumu gösterelim tamam. millete. Tamam. Benden sonra birisi geldiği zaman Mehmet abi bana bir sokum ver desin yani. Tamam. Evet. Tabii doğru. Ben seni sonra buldum. Evet. Dedim ki sokumcu Mehmet Usta yanına gitmek istiyorum. Bir de bir şok oldu ama sonra dedim ya dürümcü Mehmet Usta. Sonra anladılar. Efendim Erdal abi. Yerin tam olarak nerede söyleyebilir misin Erdal, bana abi? Adana'da Kızılay Caddesi. Tamam. 23 Nisan okulunun kapısının karşı arası. Şurada, evet. aradan geliyorsun. 23 Nisan okulumuz var burada. Evet. Ortaokulu. Kızılay Caddesi ve yolun üzerinde İş Bankası'nın arkasına düşüyoruz biz. Bak sokumcu Mehmet Usta, numarayı da göstereyim. Bulamayanlar bu numarayı arasın, bulsun. Evet. Mehmet Usta da mutlaka bir dürüm yiyin. Evet. Kesin yiyin, sohbet de şahane. Aynen. Bütün abilerimizi bekliyoruz diyorsun. Bekliyoruz. Ha şöyle bir görsene Mehmet Usta, bak bu çi. Diyor ki şu sesi duydunsa doğru yerlesin. Bu ya ses abi. Yalan söylemez. Evet. Acaba taze taze böyle. Sağ tamız doğruyorsun abi. Abi. Ne yapıyorsun? Evet, tablacı salatası değil mi? Evet, tablacı salatası. Başım üstüne güle güle. Hemen. Anla. Kişiye göre. Kişiye göre soğanlı. Servis mi yapayım? Sade soğan. Bu bir dürüm işte oluyor değil mi? Yani? Dürüm içiz, tablacı salatası. Tamam koyayım. Mehmet Usta benim ekmeğim var ya iyice böyle kızarsın böyle. Tamam kızarsın abi. Kırç kırç yapsın böyle ses çıkarsın kırç böyle. Kırç kırç edilsin ha. Bu bir dürüm. Yol diyorsun. Bir sokum diyen, dürüm demeyen. Sokum da olabilir, dürüm de olabilir. Evet. Evet. Senin kıymanı çekiyorum ben. Hadi Mehmet Usta sendeyiz. Çektim. Çek Mehmet Usta. Aa da çekti. Bir dakika. Bu da... Olmazsa olmaz. Bu da zaratasıdır. Tamam. Sumaklı soğan da olabilir. Süper. Böyle de olabilir. Böyle de o şekilde olabilir. Evet. Bunu böyle alacağım. Tamam. Sağlayacağım şimdi. Afiyetle yiyeceğim bunu. Tamam mı benim babam? Tamam Mehmet Usta. Şimdi Mehmet Usta. Ya baba. Bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Ben bir sokum alayım dersem aynen bu şekilde olay budur diyorsun. Evet. Ver arada oluyor. Mehmet Usta eline koluna sağlık. Afiyet şeker olsun. Çok teşekkür ederim. Masaya geçiyoruz biz. Başım üstüne.
Evet sevgili dostlar, geldik Mehmet Usta'nın yanına. Onların tabiri de bugün bir sokum yemeye geldik. Sokum dediğimiz olay da bu şekilde. Zırh kıymasından, bıçağından bir Adana kebap yiyeceğiz. Hadi o zaman bismillah diyelim, başlayalım. En sevdiğim an işte burası. Bak ekmeği görüyor musun? Bak. Oh. Dayı ben ayran alayım dayı. Oh açık ayran. Masayı göstereyim sevgili dostlar. Adana usulü ezme, yeşilliğimiz, biberimiz, limonumuz. Şimdi usul burada, gelenek burada. Adana limon sıkılır. Mehmet Usta. Mehmet Usta. Adana limon sıkılır mı? Emin misin? Bizim orada sıkılmaz da ama sorayım dedim. Adana'da limon sıkılıyor. Ne yapıyoruz biz de? Buradakilere uyum sağlıyoruz. Evet. Adetten de diyoruz. Hadi bismillah başlayalım. Merhaba abi. Boşuna getirdim. Çok hoş bulduk. Evet. Kardeşim benim ya. Allah razı olsun. Şu an sokumu çok iyi aldım. İyi oldu değil mi? Hani boş bu. Sen anladın değil mi? Şurada biberdim. Biraz böyle biber de alalım. Bibersiz olmuyor valla. Az bir şey daha. Az bir şey daha sıkalım. Nur Usta, eline koluna sağlık. İnan valla güzel yapmışsın. Normalde kalmamıştı. Bitmişti. Bir şeylerimi gönder. Bir bakalım bir şeylerim buraya gelsin. Şimdi söyleyeceğim. Eline koluna sağlık, çok güzel olmuş. Vallahi var ya, bak bura farklı bir lezzet, farklı bir tat. Bak yemin ediyorum sana ha. Makineden de zırhtan geçiyorsun ya, çok fark ediyor yani ya. Bugün itibariyle bir sokumun fiyatı ne kadar böyle? Öyle, yani ekonomik dediğin gibi 25 lira. 25 lira durumu değil mi? Evet. Bir kişilik 30 lira. Ama sen ekstradan porsiyonla veriyorsun. Tabii tabii. Değil evet. Mi? Servisle yapıyorsun. Servisle yapıyorsun. Servisimiz var. Evet. Market isteyen abilerimiz telefon açsa götürür, istedikleri yere getirir. Yazın güveç yapıyorsun. Evet. Yazın. Cumartesi ciğerimiz, sabah ciğerimiz var cumartesi. Evet. Yani tercih ederlerse memnun kalırız. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür etme vallahi, razı olsun. Son bir ısırık alacaksın, ondan sonra kapatalım. Sarılayım mı sana? Sarılayım mı? Erdoğan abi yakaladım valla. Bu Erdoğan abi kebabı yiyor. Adana kebabı. Usta, bu sebebi oluyor peki. Bana bırakmıyor lan bu adam. Ben Diyarbakır'a götürecek. Sokum mu, dürüm mü? Sokum yedim ben. Evet. Dürüm Diyarbakır'da. Adana'da sokum yedik. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Yani. Senin gözlerini öperim. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bir daha inşallah. Tekrar sen bir daha geleceğim. Başım üstüne. Ben bu kebabın tadına bayıldım. Tamam. Bir tamam. Daha geleceğim. Tamam başım üstüne. Sen son olarak ne söylemek istiyorsun? Hadi bir şey söyle kapatalım. Ne söyleyeyim? Buraya gelecek olan misafirle bir şey söylemek ister misin? Yolu buradan geçene bir şey söylemek ister misin? Ya gelen de başım üstüne, gelmeyen de başım üstüne, ne diyeyim? Öyle. Yani beçi. ne diyeyim yani şimdi, ne diyeyim? Tamam bu. Sevgili dostlar. Gelen de başım üstüne, gelmeyen de başım üstüne. Adresini açıklama kısmına bırakıyorum. Evet. Adana kebabı yemek istiyorsanız, yazında güveç yapıyorlar, evet. Yemek istiyorsanız. Ciğerimiz de var. Ciğer de var. Mehmet Usta'nın yanına mutlaka uğrayın. Her kıymasıdır. Zıhtan çekiyor. Hiç yemeseniz bile. Bana zıhı getir. Ver, ver abi ver. Beni kesmeyeceksin değil mi? Yok ya, sen benim alıyorsun. Abi bizim makinemiz budur. Etimizi önümüze koyarız. İçimizdeki sinirlerin bile içini alırız. Etle kuyrukla beraber kıyarız, kıyma haline getiririz. Murat Bey'e de sokum yedirdim. Erdal Bey'e. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim. Sevgili dostlar, videomuza yorum yapmayı, beğenmeyi, bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Adana'nın merkezinden herkese sevgiler, selamlar efendim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.